Sevgili arkadaşlar merhaba. Neredeyiz? Çekimeklerinde son 3 başlıktayız. Ki peki? Eki eylem, kişi. Son 3 başlık. Sevgili arkadaşlar. Hocam sözcük yapısı videomuz ne kadar uzun diye aklımdan böyle bir şey geçebilsen. Bakın arkadaşlar, evet, sözcük yapısı videolarımız bayağı bir uzun. Ama size iyilik hepleri anlatıldı. Çoğul eki anlatıldı. İsim tamlamalarındaki tamlayan, tamlananla ilgili güzel bilgiler verildi. İlgi zamiri anlatıldı. İsmin hayetleri anlatıldı. Yani bunların her biri baş başına aslında birer konudur. Siz bu konularla ilgili bilgilere sahip oldunuz. Olay sadece bir başlık değil, sözcük yapısı değil. Altında inanın size dop dolu 5 ana başlık anlattım. Geri 3 başlığımız kaldı. Ki peki? Eki eylem ve kişi eki. Tamam mı? Şimdi son zamanlarda, son 2-3 gündür aynı zamanda Instagram'dan ufak böyle post buluyorsunuz. Gönderiler paylaşıyorum. Baktım şarkıyla, türküyle çok fazla haşır neşir olamıyorsunuz. Beğeniler çok az. Sevgili arkadaşım, bu kanalı takip ediyorsan rica ediyorum, abone ol. Ya da beğendiğim gönderilerde beğen tuşuna bas, olur mu? Yani benim de bir şekilde motive olmam gerekiyor ve bunlar sizin sayenizde olacak. Uzatmıyorum ve hemen başlıyorum. Başlığım kip. Başlığım kip eki. Bir kamerayı kontrol edeceğim. Evet. Kip eki ile ilgili bilmem gereken en önemli şey şu. Kip ekleri daima fiile gelir. İsimlere asla kip eki gelmez. Kip ekleri nereye gelir? Kip ekleri daima fiillere gelir. Peki, kip ekleri ben şu an hangi başlıkta anlatıyorum? Çekim ekidir. Yani fiilin yapısını değiştirmez. Çekim ekidir. Fiilin yapısını değiştirmez. Kip ekleri sizin karşınıza ilk olarak 7. sınıfta çıktı. Sevgili arkadaşlar, kardeşiniz vardır, kuzeniniz vardır. 7. sınıfa giden sevgili kardeşlerim, sizler de izleyebilirsiniz, tamam mı? 7. sınıf hani üniversite hazırlık, evet. Ama aynı konu olduğu için 7. sınıflara nasıl anlatılıyorsa aslında sizlere de o şekilde anlatılıyor. Kip ekleri ikiye ayrılıyor. Kip ekleri, haber ve dilek olmak üzere ikiye ayrılıyor. İkiye ayrılıyorsa demek ki bunların arasında bir fark var. Hani biz neden ikiye ayırıyoruz bunları? Sevgili arkadaşlar, burası haber, zaman bildirir. Bize eylemin ne zaman yapıldığını bildirir. Bakın üzerine basa basa bildirir diyorum. Neden bu kelimeyi kullanıyorum? Haber tipinin diğer adı bildirmedir. Haber kipi, bildirme kipi. Haber kipi, bildirme kipi. Tamam mı? Burada haber, yani zamanla haber vermiyor. Burada zaman yok. Sevgili arkadaşlar, dilek kiplerinde zaman bulunmaz. Dilek kiplerini karşımıza tasarı olarak da çıkartabilirler. Tasarı kipi. Dilek kipi yerine, bakın bu kelimeyi kullanabilir. Tasarı kipi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tasarı kipi kullanılmıştır diyebilir. Tasarı dilek kipidir. Burada zaman yoktur. Tamam mı? Dilek kipi, tasarı kipi. Sevgili arkadaşlar, burasıyla başlayalım. Eylemin ne zaman yapıldığını bildiren kipleri biz haber kipi ya da bildirme kipi diyoruz. 1. Konuyu size anlatıyorum. Yani anlatmaktayım. Anlatıyorum desem de olur, anlatmaktayım desem de olur. Dikkat et. Yor ve makta. Sevgili arkadaşlar, makta yorla aynıdır. Bu da şimdiki zaman kip ekidir. Sakın unutmayın. Şimdiki zaman kip eki karşınıza sadece yor diye çıkmaz. Bakın makta olarak da gelebilir.
yüklemine göre farklıdır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre farklıdır ya da yüklemin türüne göre değildir? Yüklemine göre, yüklemin türüne göre. Neye bakacağız hocam? Yüklem isim mi, fiil mi, ona bakacağız. Yüklem isim ise isim cümlesi, yüklem fiil ise fiil cümlesi diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, çalışmaktayım gibi bir cümleydi. Yüklemi çalışmaktayımdı. Oradaki makta your'la aynıdır. O sebeple ne sayılıyor? Fiil sayılıyor arkadaşlar. Biz buna fiil cümlesi diyoruz. Geliyorum. Gelmekteyim. Geliyorum, gelmekteyim. Arkadaşlar nedir orası? Orası nedir? Orası yok. Şimdiki zamandır. Var mı sıkıntı? Yok. Maktayı unutma. Bak, maktanın yanına yıldız koyuyor. Çalışmaktayım, çalışıyorum. Dinlemekteyim, dinliyorum. Anlatmaktayım, anlatıyorum. Buna biz ne diyoruz? Buna biz şimdiki zaman diyoruz. Şimdiki zaman. Ben buraya ne yazdım? Kimlikleri dedim, nereye gelir daima? Fiile gelirdi. Şimdi beni çok iyi dinle. Dikkat! Soruyor. Soruyor. Sonra. Burası çok güzel kokuyor. Tamam. Peki. Ölüyor. Arkadaşlar. Çok iyi dinleyin. Bu kelimeleri ekine köküne ayırırken şöyle yaparsınız. Sormak fiil kökü hocam. Tamam. Sormaktan soru. Evet, ne o? Hocam bu fiilden isim. Sormaktan soru. Sonra? Sonra üzerine yor gelmiş. Yor ne? O da hocam şimdiki zaman. Yani kipik. Yapma, kurban olduğum. Lütfen ya. Bu hatayı yapma, ne yaptın ya? Ya ismin üzerine göre ki gelmez ki, ne yaptın sen? Sormaktan soru dedin, fiilden isim yaptın, üzerine de şimdiki zaman eki getirdin. Ya ben buraya en başta ne yazdım? Kipekleri daima fiile gelir, isimleri kipeki gelmez. Lütfen buna dikkat edin, sormaktan soru diyemezsin. Ya da kokuyor, kokmak fiil kökü, kokmaktan koku, fiil neyse. Hadi ya. Ya da örnek fiil kökü. Örnek fiil kökü. Örnekten ölü oldu hocam. Fiil neyse. Öl yani. Böyle bir şey olur mu? Ya arkadaşım, sormaktan soru olamaz. Kokmaktan koku olamaz. Ölmek ya olur ama neden olamaz biliyor musun? Bak devamında ne yapmışlar? Devamında yor eki almış. Your eki daima fiile gelir. Çünkü your şimdiki zamandır. Zaman ekleri kipekidir. Kipekleri de daima fiile gelir. Böyle yazarsan bitti gitti. Hiçbir şey anlamamışsın demek ki. Olayın lütfen sistemini anlamaya çalışma arkadaşlar. Ezber yapmayın. Mantıklı, mantıklı bir şekilde oturtturun, birleştirin bilgilerinizi. Şurayı bak siliyorum. Şurayı sildik. Hocam ne yapacağım? Ne yapacaksın? Sormak fiil kökü diyeceksin. Yor geldi diyeceksin. Hocam buradaki U'ya ne diyeceğim? Oradaki U'ya hiçbir bip demeyeceksin. Anladın mı peki? Benim çocuklar iyi bilirler derse. Abla adınca söylüyorum çünkü ben derse. Neden abla adınca söylüyorum biliyor musunuz? Bunu onlara şöyle izah ediyorum. Bakın diyorum. Bilerek bu kelimeyi kullandım. Hiçbir bir olmaz. Bilerek kullanıyorum. Neden? Çünkü unutmasın. Ona kalkıp da ilerleyen zamanda yapın eki falan demesin. O kelimeyi kullandığında, o argoyu kullandığında unutmuyorlar. Ama öyle bir öğreniyorlar ki, öyle bir öğreniyorlar ki, bakın beni şimdi dinleyen öğrencilerim varsa gülüyorlardır. Bazen diyorum mesela Berkay diyorum. Şu eki kökü ayırırken bu ne diyorum? Mesela başka bir şey anlatıyorum. Bu ne diyorum? O da diyor ki hiçbir bip değil hocam. Ya olur mu? Her şeyleri yapmayın bu hiçbir bip olayını. Arkadaşlar bakın hiçbir bip değil olayını ben sadece yolda kullanıyorum. Ben bu olayı öğrencilerime ilk olarak ses bilgisinde söylüyorum. Geliyor, soruyor,
kokuyor. Bak diyorum ses olaylarını anlatırken. Bak oradaki şu U var ya, o ne? Hiçbir bip değil diyorum. Tamam mı? O hiçbir bip değil. Böyle her gördüğünüz yere hiçbir bip değil yapmayın. Fiille yol ekinin arasına giren ünlüleri türevi olarak falan almıyoruz. Biz ona Türkçe'de yardımcı ünlü diyoruz. Ama bu bir ses olayı olarak falan sayılmıyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi kamerayı kontrol edeceğim. Evet, gayet iyi. Soruyor. Kokuyor. Kokmak değil. Yor gelmiş. Bu bir, tamam mı? Hiçbir şey değil. Ses olayı falan değil. Örnek değil. Ü gelmiş araya. O yardımcı bir ünlü ses olayı falan değildir. Tamam mı? Sevgili arkadaşlar, o zaman şu yazdığım kelimeler sadece yor, yani sadece çirkin ekle aldıkları için size bunların yapısını sorduğunda ne demeniz gerekiyor? Basit yapılı demeniz gerekiyor. Burada bir tane ek var, bir tane. O da hangisi? Yor. Yor ne ek? Çirkin ek. O zaman bir tane çekim eki varsa, yapısı sorulursa ne diyeceksiniz? Basit diyeceksiniz. Yok, şimdiki zaman. Bu kadar mı hocam şimdiki zaman? Hayır. Maktayı da unutma. Maktayı da unutma. Peki, bir cümlenin yükleminde yok ya da makta, şimdiki zaman varsa, o cümlenin yüklemi türü bakımından yüklemine göre, o cümle yüklemine göre nasıl bir cümle oluyormuş? Yüklem fiil olduğu için fiil cümlesi oluyormuş. Buna dikkat ediyoruz. Yor eki isimlere gelmez öğrendik. Siliyorum. Yorla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Peki sonra Ece Acak. Sınava gireceksiniz. İşte ek eylem konusunu sizlere anlatacağım. Henüz değil. Biraz sonra. Birkaç gün sonra. Biraz sonra. Sonra. Yani gelecekte. Ecek acak nedir? Gelecek zamandır. Ecek acak da gelecek zamandır. Sevgili arkadaşlar. Neye dikkat edeceğiz peki ecek acak da? Fiilimsiye dikkat edeceğiz. Orayı da karıştırmayacağız. Hangi fiilimsi? Sıfat fiil. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. O zaman ecek acak sıfat fiilde de karşına çıkıyor, kipir fiilde de karşına çıkıyor. Dikkat etmen gerekiyor değil mi? Neden dikkat edeceksin? Fiilimsiler yapım ekidir. Fiilimsiler yapım ekidir, kipekleri çekim ekidir. Fiilimsiler de fiil edilir, kipekleri de fiil edilir. O sebeple dikkat et. Kafanı karıştırmak için devrik cümle verebilirler. Devrik cümlelerde isterseniz onu bir düz cümle haline getirin. Yüklemi sona getir. Sonra bir bakın, tamam mı? Sıfat fiil ecek acak nasıl olur? Bak şimdi. Çözülecek sorular birikti. Çözülecek sorular birikti. Bu sorular bir an evvel çözülecek. Şimdi burası çözülecek, burası da çözülecek. Fakat buradaki ecek acakların işlevleri birbirinden farklı. Soru isim. Çözülecek sorular dediğinde buradaki ecek acağı ne diyeceksin? Sıfat fiil diyeceksin. Buna fiilimsi diyeceksin. Unutma. Fiilimsiler yapım ekidir. Unutma sakın. Çözülecek kelimesi çözmekten çözülmek. Bir tane yapım eki almış, üzerine bir yapım eki daha almış. Yani burada iki tane ne var? Yapım eki var. Peki aşağıya gel. Bu sorular bir an evvel çözülecek dediğimde buradaki ecek acak nedir? Kipirdir. Gelecek zamandır. Tamam mı? Yani buradaki ecek acak çekim ekidir. Buradaki ecek acak yapım ekidir. Anladın mı? Çok önemli bak. Bir tane daha örnek verelim. Gelecek yıl
sınava, kış, gelecek yıl, gelecek yıl sınava gelecek, tamam. Haftaya, haftaya, buraya gelecek. Bu da gelecek, bu da gelecek. Kolay böyle, anladınız bence olayı. Yıl isim, hangi yıl? Gelecek yıl. Fiilden sonra ecebecek gelmiş mi? Gelmiş. Sıfat yapmış mı? Yapmış. O zaman buradaki ecebecek ne diyeceksin? Sıfat fiil diyeceksin. Fiilimsi diyeceksin. Bu kelimenin sana yapısı sorulduğunda türemiş diyeceksin. Buraya gel. Haftaya buraya gelecek dersen bu nedir? Bu gelecek zamandır. Haftaya diyorum bak. Önümüzdeki günlerde gelecek. Buraya gelecek. Buradaki ecebecek nedir? Kipedir. Bu kelimenin sana yapısını sorduğunda yukarıdaki fiilimsi eki aldığı için yapısı türemiştir. Aşağıdaki kip eki aldığı için yapısı nedir? Basittir. Cepte mi? Cepte. Tamam. Ece ve Ca'da bitirdik. Bir bilgi daha vereyim mi size? Şimdi size kalkıp da soruda işte aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zaman kip eki kullanılmıştır? Böyle bir şey gelmez. Ya da hangisinde işte gelecek zaman ki peki bak yok böyle bir şey yok. 7. sınıf kitaplarında bile yok. Ama şöyle bir şey soru kalıbı var. Dinle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem ve söz aynı anda gerçekleşmektedir? Eylem ve söz aynı anda gerçekleşiyorsa bana neyi soruyor? Bana şimdiki zamanı soruyor. Aşağıdaki cümlenin hangisinde? Söz eylemden önce söylenmektedir. Sözü eylemden önce söylüyorum. Yani eylem daha olmadı, olacak yani. Sözü önceden söylüyorsam, eylem sonraysa sana aslında neyi soruyor? Aşağıdaki cümlenin hangisinde gelecek zaman tübeli kullanılmıştır. Bunu soruyor işte. Burada arkadaşlar söz eylemden önce söylenmektedir. Ya da eylem sözden sonra gerçekleşecektir. Tamam mı? Tersten de söylersek böyle. Bunu da yaptık. Sonra mış. Mış. Arkadaşlar Van'da deprem olmuş diyorum. Van'da yaşamadığımı biliyorsunuz. Nereden biliyorsun hocam? Van'da değilsin ki. Ya duydu o. Van'da deprem olmuş. Bak sosyal medyadan duydum. Ya da televizyondan öğrendim. Ya da oradaki arkadaşım vardı o söyledi. Ondan duydum. Duyulan. Ya da ondan öğrendiğin için öğrenilen. Başkasından duydun ya net değil. Yani belirsiz. Üç tane adı var. Hangisi karşına çıkar bilmiyorum. Üçünü de öğreneceksin. Van'da deprem olmuş. Van'da değilim. Başkasından duydum. Duyulan diyebilirim. Başkasından öğrendim. Öğrenilen diyebilirim. Başkasından duydum canım. Net değil ki. Yani belirsiz. Üç tane adı var. Duyulan, öğrenilen, belirsiz, geçmiş zaman. Geçmiş zaman. Ne bu? Mış. Peki neye dikkat edeceğiz? Fiilimsiye. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş, a, sıfat fiilde mış var, burada da mış var. Sıfat fiilde, fiilimsiler de fiile geliyor, bunlar da fiile geliyor. Ama fiilimsiler yapım eki, bunlar çekim eki. Sözcüğün yapısında işte buna dikkat edeceğiz. Peki. Hocam ya, pişmiş aşağı, su katmaya... Pişmiş aşağı su katma. Tamam. Bir de fırındaki yemek pişmiş. Bu da pişmiş, bu da pişmiş. Ama bunların altı çizili sözcükleri, eklerinin işlevi sorarsam bu eklerin işlevi aynı değil. Birincisinde eki işlevine aşk isim. Pişmiş aşk deyince buradaki pişmiş sıfat fiildir. Buradaki ek yapım ekidir. Unutma sakın. Bu ek yapım ekidir. Bu ek fiilimsidir. Sıfat fiildir bu. Aşağıdaki fırındaki yemek pişmiş dediğinde burası nedir? Burası kip ekidir. Bu çekim ekidir. Bunu sana yapmak.
yapısını sorarsan türemiş, bunun yapısını sorarsan basit demen gerekiyor. Tamam mı? Okumuş adam belli olur. Okumuş adam belli olur. Bu adam uzun yıllar okumuş. Bu da okumuş, bu da okumuş. İkisi de bu şekil almış. İkisi de fiilden sonra muş'u almış. Ama onların işlevleri farklı. Birincisinde adam isim, okumuş adam dediğimizde buradaki müşmiş sıfat fiil. Bu evde bu adam uzun yıllar okumuş dersen burası kipek. Bu kelime türemiştir fiilin sağlığı için. Bu kelime basittir. Bu da tamam mı? Bu da tamam. Şimdi görülen geçmiş zaman ve geniş zaman yapacağım. Orada bir mola vereceğim, tamam mı? İkincide de kipeklerini anlatacağım. Dilekleri anlatacağım. Bunu da sildik. Bunu da sildik. Şimdi önceden bir soru var. Hemen onu da söyleyeyim. Muş'la ilgili şöyle bir ifade karşımıza çıkabilir. Der ki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz eylemden sonra söylenmektedir? Ha. Sözü sonra söyleyeceğim. Demek ki eylem olmuş gitmiş. Söz eylemden sonraysa sana neyi soruyor? Geçmiş zamanı soruyor. Tamam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki peki cümleye beğenme anlamı katmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki peki cümleye farkına varma, fark etme anlamı katmıştır? Aa, kırmızı sana çok yakışmış. Ya da siyah sana, pantolon sana çok yakışmış. Arkadaşlar, siz bana şimdi mesela, Nazlı hocam pantolon sana çok yakışmış dediğinde, burada ne yapıyorsun? Başkasından mı duyuyorsun? Geçmiş zaman anlamın var. Hayır, beğeniyorsun. Pantolon sana yakışmış diyorsun. Mış, kipeki mi? Evet. Cümleye ne anlamı katıyorsun? Beğenme anlamı katıyorsun. Böyle de soru karşınıza çıkabilir. Der ki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kipeki cümleye beğenme anlamı katmıştır? Nazlı hocam, gözlerin kanlanmış. Bak, gözlerin kanlanmış dediğinde de ne yapıyorsun? Fark etme anlamı katıyorsun. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kipeki cümleye fark etme anlamı katmıştır diyebilir. Beğenme anlamı katmıştır diyebilir. Az önce koltukta oturuyordum, içim geçmiş. Bir an böyle uyumuşum. Ne yapıyorum? Farkına varıyorum. Daha sonradan farkına varıyorum. Sonradan farkına varma anlamı katmıştır. Tamam mı? Buna da dikkat edin. Soru böyle de gelebilir. Bak hepsini tek 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 anlatıyorum. İyi dinle, tamam mı? İyi öğren. Başka bir şey yok zaten. Ne yapalım? D'yı yapalım. D. Sevgili arkadaşım, canım benim. D benzeşmeyle sertleşme var ya ses bilgisinde. Fıstık şap geçer, fıstık şap geçer. Bu d senin karşına t, 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 t şeklinde de gelebilir. Tamam mı? Hani d değil, benzeşmeden dolayı d değil durdu ya da t, 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 t olur. Şimdi beni dikkatli dinlediniz. Dinlediğiniz dediğimde görüyorum, şahit oluyorum. D ya, görülen geçmiş zaman. Tamam. Hocam, d'da her zaman görmek durumunda mıyız? Yok. Atatürk Samsun'a çıktı diyor. Gördük mü? Yok. Bilgisinden emin olunan durumlarda da dığı kullanılır. Net, bilinen bir durum. Yani belirli. Başkasından duymadık ki, belirsiz değil ki. Şimdi bak, Van'da deprem olmuş. Nereden biliyorsun? Arkadaşından duydun. Net değil. Yani belirsiz. Ama Van'da deprem oldu dediğinde demek ki şahit olmuşsun, görmüşsün. Bilinen net bir bilgi. O zaman dığıya görülen diyebilir, bilinen diyebilir, belirli diyebilir. Görülen geçmiş zaman, bilinen geçmiş zaman, belirli geçmiş zaman. Tamam mı? Bu benzeşmeyle tırtıyı olabilir dedim. Ders bitti. Bitmek değil. Bitti. Fısık şak geçer. Hangi ses olayı var burada? Sertleşme, benzeşme, ünsüz uyumu. Sevgili arkadaşlar, yapısını sorarsa ne diyeceksiniz? Kim eki aldığı için sadece basit diyeceksiniz.
Bana ayakkabı aldık. Bana ayakkabı aldık çarşıdan. Alman fiil kökü. D, eki peki. Buradaki kelime biz anlamına diyor. Kişi eki. İki tane çekmekle almış. İki tane çekmekle aldığı için yapısı sorulursa basitleyeceğim. Peki. Aldığım ayakkabı çok güzel. Aldığım ayakkabı harika. Bak. Ayakkabı isim, aldığım ayakkabı dediğinde bu sıfat. Buradaki dıktik, an, asır, mez, ar, dik. Burası dıktik. Buradaki dıktik nedir? Sıfat fiil, yani fiilimsidir. Fiilimsiler nereye gelir? Fiilimsiler daima fiile gelir. Peki fiilimsiler fiilden ne yapar? Fiili isim yapar. Arkadaşlar aldığım deyince, hani bu almaktan sonra geldi, fiilden isim oldu ya. Üzerine çoğun eki getirebilirsin artık çünkü orası isim oldu. İyelik eki getirebilirsin, tamlayan getirebilirsin. Artık isim oldu, anladın mı? Aldığım deyince buradaki ın da benim anlamı katıyor, yani iyelik ekidir. Şu kelimede hem yapım eki hem çekim eki var. Sana bunun yapısını sorarsam türemiş diyeceğiz. Ha, bunun yapısını sorarsam basit diyeceğiz. Sevgili arkadaşım, dığının adı, görülen, bilinen, belirli, geçmiş zamandır. Tamam mı? Sakın unutmayın. An, ası, mevz, ar, dik. Dık, dik, eki, sıfat fiili de var. E burada da dığ var. Karıştırmayın. Bu da tamam mı? Bu da tamam. Son bir kez bakıyorum. 27 dakika olmuş. Sevgili arkadaşlar, geniş zaman yapıyorum ve mola veriyorum, tamam mı? Geniş zaman. Burada lütfen Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Tavsiyelerinizi her zaman açın. Neler yapmam gerektiğini, bu sayfanın nasıl büyümesi gerektiğini bana beni bilgilendirebilirsiniz. Çok teknik olarak bilgim yok. Farkındasınızdır zaten. Her şey kendi imkanlarında çok ilkel bir şekilde yapılıyor ama yaptığım işin arkasında. İnanın bana, inanın. Şurada anlattığım her şeyi. Özel derste de aynen anlatıyorum. Hiçbir fark yok. Almana gerek yok. Özel ders almana ne gerek var ya? Benim gibi işini gerçekten canla başla yapan YouTube platformunda çok iyi hocalar var. O sebeple sakın, işte ben hiç özel ders almıyorum. Bunun arkasına saklanma. Bilgisayarın varsa, anladın mı? İnternetin varsa, almana gerek yok zaten. Ne gerek var? Her şey anlatılıyor. Her şey anlatılıyor. Ulaşabilirsin bilgiye. En güzel şekilde de ulaşabilirsin. İstediğin gibi dur yeniden dinle. Not al bir daha. Ya bundan güzel bir imkan yok arkadaşlar. O yüzden belli şeylerin arkasına lütfen sığınmayın. Kursa gidemiyorum. Gitme. Buradan dinliyorsun zaten. Ne gerek var zaten? Öyle değil mi? Ya sen kendine takım arkadaşı belirle. Ben bu dersi kiminle halletmeliyim, kimleri takip etmeliyim, matematikte kim olsun yanında, fizik, kimya, biyoloji, tarihçi olarak kimler olsun yanında, sen buna karar ver. Yani onun dışında arkadaşlar her imkan var. İyi kullandığınız sürece, kendiniz otokontrole sahip olduğunuz sürece, kendinizi kontrol edebiliyorsanız mükemmel bir olayla şu an karşı karşıyayız. Yani internet ortamı, YouTube şahane arkadaşlar. Evet, son. Hadi vaktinizi daha fazla çalmayayım. Geniş zaman. Geniş zaman R. Değil mi? Olumsuzunda kipeki değişen tek kip budur arkadaşlar. Olumsuzu yapıldığında kipeki değişen tek kip budur. Okuyor, okumuyor. Okumaktayım, okumamaktayım. Değişen bir şey var mı? Bunlar yerinde duruyor. Okuyacak, okumayacak. Ecek acak yerinde duruyor. Okumuş, okumamış ya da okudu, okumadı. Bunlar yerinde duruyor. Ama okurum, olumsuz yap, okumam. Okuruz, okumayız. Sevgili arkadaşlar, olumsuzu yapıldığında kime ki değişen tek kim? Geniş zamandır. Olumsuzunda mam ya da maz
Olur. Hepsine dikkat edeceksin. Neden? An, ası, mez, ar. Sıfat fiilde de var, burada da var. Karıştırmayacağız. Fiil misiler, sıfat fiiller yapım ekilir. Bunlar çekim ekilir. Tek ortak noktası fiil misi de fiile gelir, kip ekilir de fiile gelir. Burada uyanık olacaksın. Burada iş sana kalmış. Devrik cümle verecekler seni kandırmak için. Sakın kanma. Devrik bir cümle ise kafan karışmasın, onu bir düz cümle haline getir. Sonra senden istenenlere bak. Şimdi şöyle diyorum. Makineyi çalışır durumda bıraktı. Bu makine, makine ha yazılışına dikkat edin. Bu makine sessiz çalışır. Bu da çalışır, bu da çalışır. İkisi de ır ekini almış. Fakat işlevleri farklı. Altı çizili kelimenin almış olduğu ekin işlevi farklı. Şimdi birincisinde durum isim. Çalışır durum dediğimizde buradaki sıfat fiildir. O zaman bu kelime türemiş yapılı kelimedir. Aşağıda ise bu makine sessiz çalışır dediğimizde burası nedir arkadaşlar? Geniş zaman ekidir. Burası kipe gidir. Yani çekim ekidir. Tamam mı? Bu yok, bu yok. Caddeye çıkar. Bu yol caddeye çıkar. Çıkar yol bulamadım. Bu yol caddeye çıkar deyince buradaki ar kime gider? Çıkar yol dediğimizde yol ise nasıl yol? Çıkar yol. Buradaki ar fiilimsidir. Bu kelime türemiştir. Bu kelime basittir. Çünkü birisi kipeki almış, birisi fiilimsi. Yapım eki almış. Çıkmaz sokak. Çıkmaz sokak dediğinizde nasıl sokak? Çıkmaz sokak. Nazlar sıfat fiildir. Hocam o fiilimsilerle oluşan sıfatları biz ne sıfatı kabul edeceğiz? Bir bilgi daha gelsin. Niteleme sıfatı kabul edeceksin. Bunlar niteleme sıfatıdır. Çıkmaz sokak deyince sıfat fiildir. Bu yok. Bu yok. Caddeye çıkmaz dersen oradaki mazda geniş zamanın olumsuzudur. Hocam olumsuzluk eki yapım eki mi çekim eki mi? Sevgili arkadaşlar üzerinde anlaşılamayan başlıklardan bir tanesi de bu. Kimisi yapım eki diyor, kimisi çekim eki diyor. Netleşmiş değildir. Ben yapım eki diyorum. Neden yapım eki diyorum? Çünkü anlam değiştiriyor. Nasıl ki isimleri sız ekiyle olumsuz yapıyorsak ve sız ekine yapım eki diyorsak fiilleri de mame ile olumsuz yapıyoruz. O sebeple mameye ben yapım eki diyorum. Hani kalkıp da hocam şu kelimenin yapısı nedir diye sordu. Mesela gelmeyin. Hocam gelmeyin kelimesinin yapısı nedir dediklerinde ben de bir soruya bakayım diyor. Şimdi bazı yayınlarda mame yapım eki olarak alınıyor. Bazı çekim eki olarak alıyor. O zaman ben bir soruya bakayım diyorum. Yayına göre hareket ediyorum. Onu da söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar bu videoda halayak kitlerini bitirdim. Bir sonraki de dilek kitlerinde buluşalım. Hadi görüşürüz.